Bu kürsü. Yani parlamentonun çatısı altında yapılan bütün konuşmalarda mutlak sorumsuzluk vardır. Ama bu her konuşanın canının istediği gibi konuşması anlamına gelmez. Her konuşanın önüne gelen herkese hakaret etmesi anlamına gelmez. Güzel bir atasözümüz var. Taç giyen baş akıllanır diye. Belli bir makama, belli bir mevkiye gelen kişilerin sorumluluğunu hatırlatır aslında. Bir makama gelmişseniz o makamın öngördüğü kurallar içinde konuşmak zorundasınız. O makamı yıpratmamak zorundasınız. Makamın itibarını korumak zorundasınız. O nedenle taç giyen baş akıllanır denir. Yani konuşurken dikkatli konuşmanız gerektiğini ifade eder bu atasözümüz. Sayın Erdoğan'ın bana yönelik olarak burada söylenmesi asla mümkün olmayan, terbiyemin asla izin vermediği, ahlakımın asla izin vermediği belli cümleleri kullanarak, belli kelimeleri kullanarak bana hakaret etmesini asla kabul etmiyorum. Kendisine de hiçbir cevap vermedim. Grup başkan vekilimiz onun kullandığı cümlelerin aynısını kullandı. Kızıyorlar grup başkan vekilimize. Neden böyle söylüyorsun diye. E iyi de asıl öbürüne kızmak lazım. Neden böyle söyledin? Hangi gerekçeyle böyle söyledin? Biz parlamentoda kavga istemiyoruz. Altını bir daha çizeyim. Parlamentoda kavga istemiyoruz. Herkes düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilsin. Herkes düşüncelerini kamuoyuna, kitlelere yayabilsin, anlatabilsin. Benim söylediğim sözlerde. Kimsenin kırılmasını istemem. Bir eleştiri getiriyorsak eleştirinin mutlaka bir gerekçesi var ve o gerekçesini de açıklarız. Bu çerçevede bakıyoruz olaya. Dolayısıyla parlamentoda gereksiz bir kavganın parlamentoya hiçbir kazanç sağlamayacağını da ifade etmek isterim.